Arkadaşlar merhaba. 2019 tayfa sınava hazırlanmaya başladı ya da bu tayfanın içerisinde sınava çalışmaya niyetlenenler var ya da illaki bir şekilde çalışmaya başlayacak olanlar var. SML Hoca YouTube kanalı olarak sizlere yardımcı olabilmek adına tüm matematiği yani başından sonuna birinci dereceden denklemler, sayı kümeleri başından başlayıp limit türev integrali kadar mat 1 mat 2 bunların hepsini de bir şekilde size anlatmaya karar verdik. Yalnız bu çalışma diğerlerinden biraz farklı olacak. Bunun farkı nedir? Tamamen kendi el yazımla yazdığım ders notlarından sizlere bu ders sunumunu yapacağım. Tabii ki bunların PDF'lerini de sizlerle alt tarafta gördüğünüz açıklamada paylaştım linklerini. Size tavsiyem bunu alın arkadaşlar. Linkten verdiğim linkten dosyaları indirin, bir çıktısını alın. Çıktısını aldıktan sonra benimle beraber videoları izlerken işte videoları durdur yaz durdur yaz tekniğine de girişebilirsiniz. Bu ders notlarının özellikleri de arkadaşlar şöyle anlatayım. Burada bir ön bilgi görüyorsunuz. Bu ön bilgilerle beraber alt tarafta ön bilgiyi veriyoruz yani konu anlatımını özetini veriyoruz. Alt tarafta da şimdi uygula diye bir kısım var. Bunları da yine beraber çözüyoruz. Bu çözülen sorulardan sonra gereksizlere notlar yazdıracağım. Bazı özel soru çözüm tekniklerini göstereceğim bu notların içerisinde. Bu yüzden size faydalı olmasını umuyorum. İnternette de baktım, araştırdım. Bu çalışmayı yapan hocalarımız da var tabii ki. Fakat bunlar ücretli. Ben sizden herhangi bir ücret de talep etmeyeceğim. Bütün mat 1 ve mat 2 konularının tamamını sizlerle beraber hiçbir eksik bırakmadan ilerleyeceğiz. Peki hocam, bu soruları nasıl çözeceğiz diye soracak olursanız da hani tamam konuyu anlarız da soru çözerken sıkıntı yaşıyoruz diyenler için de bu 6-7 konuda bir tarama testi çözeceğiz arkadaşlar. Yani o zamana kadar gelinmiş, kaydedilmiş o aşamaların hepsinden de hepsini içeren bir tarama testi hazırlayacağım ve bunları beraber çözeceğiz. Yani bir seneyi bu şekilde beraber yürüteceğiz arkadaşlar. Matematiği tamamen öğrenene kadar. Herhangi kafanıza takılan sorular olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Kesinlikle takip altındayım. Yani takip içerisindeyim. Bu konuları sizlere tekrardan anlatma fırsatı da yakalayabiliriz. Gerek canlı yayınlarla gerek yorumdan haberleşerek sizlere bunları aktarımını yapacağız. Şimdi başlayalım dersimize. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler konu başlığımız. Ön bilgimizde diyor ki A ve B birer reel sayı. Yani sayı kümelerini işledikten sonra tabii reel sayının ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz ama sayı kümelerini de işleyeceğiz. A ve B birer reel sayı. A sıfırdan farklı olmak üzere. AX artı B eşit sıfır şeklindeki ifadelere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denirmiş. Bakın şuradaki A ve B'nin birer reel sayı. Yani herhangi bir sayı aklınıza gelebilecek herhangi bir sayı olduğunu söyledik. Burada gördüğümüz X de arkadaşlar bu x de değişkenimiz. Tamam. Değişken diyelim buna da. Bazı kitaplarda parametre olarak da geçebilir. Parametre de değişken demek. Anlaştık mı? Şeklindeki ifadelere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem deniyor. Bu denklemi sağlayan x değerine veya değerlerine denklemin kökü veya kökleri, denklemin köklerinin oluşturduğu kümeye çözüm kümesi denir. Şimdi geçelim şimdi uygula kısmına. Demiş ki en basitinden başlıyoruz. Orta zor şeklinde ilerleyeceğiz. X artı 3 eşittir 9 denkleminin kökü kaçtır diye soruyor. Bunu ilkokul 3'ten 4'ten beri görüyoruz arkadaşlar. Bakın bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Eğer x artı 3 9 ise at 3'ü karşı tarafa x eşittir 9 eksi 3. Neden eksi oldu? Çünkü artı diğer tarafa geçtiğinde işaret değiştirecek. 9'dan 3'ü çıkar x eşittir 6. Eğer sen bunun çözüm kümesini merak ediyorsan da çözüm kümesini şu şekilde 6 ile gösterebilirsin. Bakın burada bir çözüm kümesi muhabbeti vardı ya. Bu çözüm kümesinin de kaynaklar ÇK diye de Ç diye de gösterebilir ve liste parantezi içerisinde şu şekilde ifade edebilirsin. Geçelim ikinci soruya. 2x artı 3 eşittir 5 ise x kaçtır demiş. Bakın yukarıdaki sorunun bir benzeri sadece x'in başında bu sefer bir katsayı var. 2x var. 2x eşittir 15 eksi 3. Gene 3'ü karşıya attık. Bu sefer 2x eşittir 15'ten 3 çıkar 12. Her iki tarafı 2'ye bölmenizi istiyorum. Neden? Çünkü x'in yalnız kalması gerekiyor.
Burada 2'ler gider. 12'yi de 2'ye bölersek burası 6 gelir. X neymiş arkadaşlar? Yine üstteki sorudaki gibi 6 geldi. Ve çözüm kümesini nasıl işaretleyeceğiz? Çözüm kümesi eşittir 6 şeklinde göstereceğiz. Üçüncü sorumuza geçelim. Bakın üçüncü soruda da bu sefer hem x'lerin katsayısı var. Burada 3 ve 1 gibi. Bir de şunu da mutlaka dile getirmemiz lazım. X'in başında bir sayı yazmıyorsa katsayısı 1'dir. Tamam? Hem x'in katsayıları var hem de bu sefer eşitliğin her iki tarafında da bilinmeyenler var. Yani x'ler var. Pekala. Burada gördüğümüz x'i bu tarafa, eksi 4'ü de bu tarafa göndereceğiz. 3x. Burada x neydi arkadaşlar? Pozitif. Karşıya geçti. Negatif oldu. 3x eksi x eşittir. Eksi 4'ü bu tarafa atarsak 6 artı 4 olarak geçecektir. 3x'ten x'i çıkar. 2x. 6 ile 4'ü topla. 10. X eşittir. Her iki tarafı 2'ye bölersek arkadaşlar x ne gelir? 5 gelir. Demek ki çözüm kümemiz neymiş arkadaşlar? Sadece 5 elemanından oluşuyormuş. Pekala. 2 çarpı x eksi 3 eşittir. 3x eksi 10 demiş. Bu sefer x'i içeri dağıtmamız isteniyor. 2'yi hem x'de hem de eksi 3'de çarpacağız. 2x eksi 6 eşittir. 3x eksi 10 dedik. Bu sefer ne yapalım? İstediğiniz x'i istediğiniz tarafa atabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı görmüyorum. Fakat ifadenin daha güzel, şık ve anlaşılabilir olması açısından genelde küçük olanları karşıya ya da eksi olanları karşıya atmanızda fayda var. Bakın burada 2x ve 3x'ten 2x küçük olduğu için burada gördüğümüz 2x'i sağ tarafa atalım. Eksi 10'u da sol tarafa gönderelim. O halde ne olur? Burası 3x eksi 2x olur. Değil mi? Eşittir. Buradaki eksi 10'u karşıya atarsam da artı 10 diye geçer. Eksi 6. 10'dan 6'yı çıkar 4. 3x'ten 2x'i çıkar. X demek ki x kaçmış arkadaşlar? X 4'müş. Bu arada size şunları da belirtmek istiyorum. Şu soruların yanında gördüklerinizde soruların doğru cevapları. Hani olur da soruları kendiniz çözmek isterseniz burada doğru cevaplarını parantez içerisinde soruların hemen yanında, sağında, solunda, altında, üstünde bulabilirsiniz. Devam edelim 5. soruyla. Şimdi bu sefer rasyonel ifadeler var. Yani kesirli ifadeler var. Peki bunları nasıl çözeceğiz? Öncelikle hemen içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. En kolay yöntem bu sorular için budur. 4 ile x eksi 2'yi çarpmamız istenmiş ve 3 ile de x artı 1'i çarpmamız istenmiş. Daha sonra bunları dağıtalım. Az önceki denkleme dönüştü artık olay. 4x eksi 4 kere 2 8 eşittir 3x artı 3 dedik. 3x'i bu tarafa attım. 4x'ten 3x'i çıkaracağız. Eşittir 8'e de 3 ekleyeceğiz demek ki. 4x'ten 3x'i çıkar x 8'e 3 ekle 11. Demek ki x'imiz kaçmış? Bizden istenen x 11'miş. Hemen sağındaki soru 6. soruda da yine içler dışlar çarpımı mı yapacağız diye sormayın. Sorular her ne kadar kesirli ve birbirine benziyor gibi görünse de bakın burada aynı paydaya sahip değiller. Birinin paydası 2, diğerininki 3. Demek ki paydaları da eşitleyeceğiz. Burayı 3 ile burayı 2 ile eşitlersek burası 3x oldu. Şuradaki eksiyi unutmuyorsunuz. Çoğunuz unutuyorsunuz. 2 çarpı x'ten 2x bölü 6 eşittir 1 bölü 6 oldu. Değil mi? Pekala. Şimdi içler dışlara mı girişeceğiz hocam? Ben anladım demeyin. İçler dışlardan daha kolay bir yöntem var. Bakın burada 2 payda da 6 olduğu için bunları artık görmezden gelebilirsin. 3x'ten 2x'i çıkar. X eşittir. Burada da sadece 1 kalmıştı. Demek ki x'imiz kaçmış? 1'miş arkadaşlar. Devam ediyoruz. 2x eksi a eşittir x artı 3 denkleminin kökü 4 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi bu birinci dereceden denklemler konusu tamam eyvallah kolay fakat çoğumuz ne kadar kolay olsa da şu tarzda bir soruyu bile yapamıyoruz. Öncelikle denklemin kökü 4 diyorsa demek ki bu ne demek biliyor musun? Yukarıda bak gördük ya biz denklemin kökü neydi? Denklemi sağlayan değerdi değil mi? Dolayısıyla denklemi sağlıyorsa götür x gördüğün yere 4 yaz. Bu kadar basit. Pekala 2 çarpı 4 eksi a eşittir 4 artı 3 diyeceğiz. 2 kere 4 8 eksi a eşittir ne oldu? 7. Bundan sonra da şunu söyleyebilirsiniz. 8'den hangi sayıyı çıkarırsam 7 kalır. 1'i çıkarırsam demek ki a kaçmış arkadaşlar? 1'miş diyebiliriz. Bir yandaki sorumuz 8. soru. Bu sefer bir dikdörtgen vermiş. Daha doğrusu dikdörtgeni vermese de sorunun açıklama kısmında biz kendimiz çizebilecek yediye sahibiz bu dikdörtgeni. Eni x santimetre olan dikdörtgenin boyu eninden 4 santimetre fazladır demiş. Bakın
eni x santimetre ise, boyu da 4 santimetre fazla ise, demek ki eni x santimetre burada. Boyu da bundan 4 santimetre fazla olan x artı 4 santimetre olacak. Doğru mudur? Ve demiş ki bu dikdörtgenin çevresi 48 santimetre ise boyunun uzunluğunu bulunuz demiş. Hemen bulalım. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi burası x ise bunun karşısı olan şurası da x'tir. X artı 4 ise boyu, karşıdaki de x artı 4'tür. Neden? Çünkü bu bir dikdörtgen. Ve toplamda 1, 2, 3, 4 tane x'imiz var. 4x. Ve 2 tane de 4'ümüz var. Bakın burada 2 tane 4 de 8 yapacaktır. Bunun çevresi 48 santimetre diye soruda bize vermiş zaten. Bakın burada. Pekala. 8'i karşıya atalım. 4x eşittir. 48'den 8'i çıkar. 40. Demek ki x kaç santimetreymiş? 10 santimetre. E hocam soru bitti. Hayır, bitmedi. Soruda ne diyor? Boyunun uzunluğunu soruyor. Halbuki ben sadece x'i buldum. X'i bulunca sorular bitmiyor. Pekala, boyu neydi? X artı 4'tü değil mi? Burası boydu ve burası endi. Pekala, x artı 4 ise ben x'i buldum. X'in 10 olduğunu biliyoruz. 10 artı 4'ten cevabımız neymiş? 14 santimetreymiş sevgili arkadaşlar. Şimdi yine bir ön bilgi. Burada size bilgiyi vereceğim. Alt tarafta da uygulayacağız. Ax artı b eşittir 0 denkleminde. A sıfırdan farklı ise çözüm kümesi eksi b bölü a'dır demiş. Yani bu nereden geliyor? Ax artı b'nin sıfır olduğunu vermiş ya bize. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yapalım o halde. Ax eşittir eksi b olmaz mı? Her iki tarafı da a'ya bölersem x eşittir eksi b bölü a olacaktır. İşte bu buradan geliyor arkadaşlar. Çözüm kümemizin bir tane elemanı vardır ve bu çözüm kümesinin elemanı da eksi b bölü a'dır. Pekala. İkinci soruda a 0 ve b 0'dan farklıysa çözüm kümesi boş kümedir demiş. Pekala. Bunu nereden çıkaracağız? Mesela a'yı 0 seçtik diyelim. 0 çarpı x artı b'yi de 0'dan farklı 5 seçelim. Eşittir 0 diyelim. E 0 çarpı x her halükarda 0 olacağından ne geldi? 5 eşittir 0 geldi. Peki böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki değil. 5 0'a eşit değildir. Bu yüzden zaten çözüm kümesi boş küme. Yani sağlayabilecek hiçbir x değeri yok manasına geliyor. A 0 ve B de 0 ise çözüm kümesi reel sayılardır diyor. Peki buna nereden kanaat getireceğiz? A'yı 0 seçtik. 0 çarpı x artı 0. Bunu nereden yazıyorum? Bakın şuradan yazıyorum. Tamam? Eşittir 0 diyelim. Zaten buradaki 0'ın bir hükmü yok. 0 çarpı x eşittir 0 oldu denklem. Pekala. Gelin x'i 1 seçelim. 1 çarpı 0, 0, 0, 0'a eşittir. 2 seçin. 2 kere 0, 0. Gene 0'a eşittir. İsterseniz pi sayısı, isterseniz 7 bölü 2, isterseniz eksi 500 seçin. Gene de buradaki 0 o x'i sıfırlayacaktır ve 0, 0'a eşit olarak çıkacaktır. Dolayısıyla bu ne demek bakın? İstediğiniz x'i seçin demem ne demek? Bu x'in tüm reel sayılar içerisinden seçilebileceğini ve çözüm kümesinin tüm reel sayılar olduğu manasına gelir sevgili arkadaşlar. Peki, şimdi uygula kısmındayız. Sorularımızı çözelim. Birinci soru. m-2 çarpı x artı 5 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre m hangisi olamaz diye sormuş bize. Şimdi çözüm kümesi bir elemanlıysa ve varsayalım ki x'in katsayısı 0 olmuş olsaydı ne olur? 5 eşittir 0 olurdu. Değil mi? Böyle de bir şey mümkün değil. Ama yukarıda ne demiştik bakın? Birinci öncülde, birinci ifadede, birinci kuralda A sıfırdan farklı ise çözüm kümesinin içerisinde yalnızca bir tane eleman vardır demiştik. Dolayısıyla birazcık alta inersek artık ne diyeceğiz? Demek ki m-2'nin sıfırdan farklı olması gerekiyor. Atarsak -2'yi karşıya m neyden farklı olacakmış? 2'den farklı olacakmış. Hangisi olamaz demişti. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğindeki 2 olacak. İkinci sorumuzdayız. A ile B birer reel sayı ve B3'ten farklı olmak üzere. Mesela B3'ten farklı demiş ya, gelin 7 seçelim. B7 olsun. Sonuçta 7 de 3'ten farklı değil mi? Pekala. A ile B'de birer reel sayı. A-4x artı B-3 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesinin boş küme olması için A'nın ne olması gerekiyor diyor. Şimdi şöyle diyelim. A-4x artı B7 seçtik değil mi? 7 eksi 3 ne yapar? 4 yapar. Artı 4 eşittir 0 yazdık. Pekala. Şimdi çözüm kümesinin boş küme olmasını istiyoruz ya. Demek ki şuranın 0 olması gerekiyormuş. Çünkü burası 0 olursa 4 eşittir 0 olur. E böyle de bir şey mümkün olmayacağından çözüm kümesi boş küme gelir. O halde a eksi 4'ü
sıfıra eşitleyeceğiz. Demek ki a kaçmış arkadaşlar? 4'müş diyebileceğiz. Doğru cevabımız a eşittir 4'tür. Üçüncü sorumuzdayız. M ve n reel sayılar. M-2x artı n-5 denkleminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre. Sonsuz elemanlı olan hangi küme var arkadaşlar? Yukarıda 3 tane kural bahsetmiştik ya. Tüm reel sayılar. Demek ki çözüm kümemiz neymiş? Tüm reel sayılar olacakmış. O halde benim ne yapmam gerekiyor? M-2'yi de n-5'i de sıfıra eşitlemem gerekiyor. Şu iki tane gördüğümüz ifadeyi sıfıra eşitleyeceğiz. Dolayısıyla m-2 eğer sıfırsa m-2'dir. Ve n-5 eğer sıfırsa n'de 5'tir. Bu ikisinin toplamı istenmiş bizden. M2, N'de 5 ise bunların toplamı 7'dir diyeceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dördüncü soru çoktan seçmeli bir soru, yani test sorusu. 1 bölü x, 1 bölü x artı 1, 1 bölü x eksi 2, eksi 3 bölü x eksi 1 eşittir 1 bölü 12 denkleminin kökü hangisidir diye sormuş. Burada denklemin çözmeye çalışmak yerine şıklardan hangisi kök olarak kabul edilemez bunları düşünürsek daha başarılı olabiliriz bence. Yani bakın A seçeneğinde eksi 1 var. Eksi 1 şurayı 0 yaptığından paydada 0 olamayacağından bu gitti. 0 var ki 0 da burayı 0 yapıyor değil mi? Yani eksi 1 şurayı yaptı. 0 burayı 0 yaptı. Bakın 1 var. 1 de burayı 0 yapıyor. Dolayısıyla bu da gitti. 2 var. 2 de burayı 0 yapıyor değil mi? Bu da gitti. O zaman doğru cevap geriye ne kalıyor? Sadece 3 kalıyor. Edirne seçeneğindeki 3 bizim cevabımızdır. Gördüğünüz üzere çoğu öğrencimiz bu tarz bir soruyla karşılaştığında direkt çözüme odaklı olduğundan çözüme girişiyor. Denklem çözmeye çalışıyor ama gerek yok. Bazı sorular bu şekilde sadece yorum yürüterek çözmemiz gerektiriyor. 2012 YGS'de çıkmış bir soru. Her A reel sayısı için bir karenin içerisine a'yı yazmış ve bu kare bir fonksiyon olarak çalışıp bu a'yı 1 eksi a'ya dönüştürüyormuş. Tamam. Kare içerisinde dörtgen içerisinde x eksi 2 eşittir 3 çarpı kare içerisinde x eksi 1 eşitliğini sağlayan x kaçtır diyor. Şimdi ne demiştik? Buradaki kare ne işe yarıyormuş? A'yı ters çevirip yani eksi a yapıp ve 1 ekliyormuş değil mi? O zaman bunu ters çevirirsek 2 eksi x olur değil mi? Ve 1 ekliyormuş başına da. Pekala burası ne oldu? 3 eksi x oldu. Eşittir. 3 çarpı x. Şimdi a'ya bunu yapıyorsa a 1 eksi a olarak çıkıyorsa x de ne diye çıkacaktır? 1 eksi x diye çıkacaktır değil mi? Bir de neyimiz var? Eksi 1. Soru bitti artık. Geriye kalan denklemi çözmek. 3 eksi x eşittir. Şu 3'ü bir dağıtalım içeri. 3 eksi 3 x eksi 1. Şimdi toparlayalım burayı. Bakın. Burada bir 3 var. Burada da bir 3 var ya. Eğer bunlar toplama halindeyse bile direkt götürebilirsin. Çünkü diğer tarafa attığın zaman eksi 3 gelecek zaten. Peki şu eksi 3 x'i karşıya atalım. 3 x olarak geçsin. Bir de burada eksi x var. Eksi x eşittir. Burada ne kaldı? Eksi 1. 3 x'den x'i çıkar. 2 x eşittir. Ne oldu? Eksi 1. Her iki tarafı 2'ye böl. Ne gelecektir? 2'ler gitti. X eşittir. Eksi 1 bölü 2 gelecektir. Bu da senin sorunun cevabı zaten. Tamam. 2012 YGS'de çıkmış. Basit bir denklem sorusu. Sen sadece şuradaki işlemi düzgün bir şekilde buraya taşıyıp denklem çözüyorsun sadece. Başka bir şey yapmıyorsun. Artı bir net. Ön bilgi. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler. Şimdi demiş ki bize A sıfırdan farklı ve B sıfırdan farklı. A ile B ve C eleman reel sayı olmak üzere AX artı BY artı C eşit sıfır biçimindeki denklemlere diyoruz biz iki bilinmeyeni diye. Niye burada iki bilinmeyenli arkadaşlar? Çünkü burada hem y var hem de x var bilinmeyen. Tamam, bu yüzden bilinmeyen. Birinci dereceden olmasının sebebi de x'in de y'nin de kuvveti yani üssü 1 olduğu için. Hani x kareli falan olursa ikinci dereceden diyeceğiz çünkü. Demiş ki bize iki tane denklem vermiş bakın ikinci dereceden. Ax artı by artı c eşittir 0 ve dx artı ey artı f eşittir 0 denklem sisteminde. 1. İnceleyelim şimdi. A bölü D, B bölü E'ye ve bu da C bölü F'ye eşitse yani tüm katsayıların oranları X'in katsayısının X'in katsayısına, Y'ninki Y'ye sabitlerin oranı da bunların hepsi birbirine eşitse sistemin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır diyoruz. Neden? Çünkü bunların nedeninden bir sonraki videolarımızda bahsedeceğiz. Çünkü bunların hepsi birer doğru belirtir ve bu doğruların da eğer bu oranlar eşitse
üst üste çıkma durumu var. Yani bir tane doğrumuz şuysa diğer doğrumuz da bunun tam üstünde olacağından ve bu doğrular sonsuz tane noktanın birleşiminden meydana geldiğinden biz buna sonsuz elemanlıdır çözüm kümesi diyeceğiz. Peki hangi durumlar var başka? Bir altındaki durum bakın. Eğer x'lerin katsayılar oranı y'lerin katsayılar oranına eşitse ve bunlar sabitlerin oranından farklıysa o zaman diyoruz ki bu az önce çizdiğimiz doğrular birbirlerine paraleldir ve paralel iki doğru uzayda hiçbir noktada ama hiçbir noktada kesişmezler diyeceğiz. Ve bu yüzden kesişmediklerinden boş kümedir diyeceğiz çözüm kümesi. Üçüncü olarak da eğer x'lerin katsayılar oranları y'lerinkinden farklıysa o zaman diyeceğiz ki bu iki tane doğru tek bir noktada kesişirler. Yani eğer bir doğrum şuysa ikinci doğrum kesinlikle ama kesinlikle şöyle bir doğrudur ve bunlar nerede kesişirler? Şurada gösterdiğimiz noktada kesişeceklerdir. Bakın aslında bir bağ kurabilirsiniz kendinizde. Dedik ki şurada ilk durumda bu doğrular sonsuz tane noktadan sonsuz tane noktanın birleşiminden oluştuğundan ve üst üste çıktıklarından bu noktalar ne demiştik? Sonsuz tanedir kesiştiği noktalar. Bu yüzden sistemin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Çözüm kümesi boş kümedir demişiz burada. Burada da doğrular hiç kesişmiyordu. Demek ki kesişme adedi kadar çözümü oluyor bunların. O halde boş kümedir çözüm kümesi diyeceğiz. Hiç kesişmiyorlar diyeceğiz. Ve buradaki doğrular da yani şu üçüncü doğru gösterimimizde de bu doğrular tek bir noktada kesişiyorlardı. Bu yüzden de sistemin tek çözümü vardır demiştik arkadaşlar. İnelim aşağı. Ek bilgi devam ediyor. Ön bilgi. Y eşittir mx artı n biçiminde verilen birinci dereceden iki bilinmeyen ifadelere doğru denklemi denir. Doğru denklemi. Yani bunların hepsinin de şekli bir doğru olarak çıkar. Ya da lineer denklem diye de göreceksiniz 11. sınıfta. Şimdi uygula. X artı y eşittir 14 ve x eksi y'yi 6 olarak vermiş. X kaçtır diye soruyor. Bu tarz soruları çoğunuz yapabiliyorsunuz. Teşekkürler bu konu hakkında. Toplarsak bunları taraf tarafa. Y'ler artı y ve eksi y gider. X ile x'i topla 2x. Ona 14 ile 16'yı topla eşittir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 20. 2x 20 ise iki tanesi 20 ise bir tanesi 10'dur. Değil mi? X artı y'yi 5 ve 3x eksi y'yi 7 olarak vermiş. Gene toplayalım. Artı y ve eksi y birbirini götürsün. X ile 3x'i topla 4x. 7 ile 5'i topla 12. 4 tane x 12 ise x eşittir 3'tür diyebiliriz. Ama bize neyi sormuş? Y'yi sormuş. Y'yi sorduğu için de yerine yazacağız. Hangisinde istiyorsan onda. Bak şunu da yazalım. Bazı öğrenciler bu konuda kafası karışıyor. Hangisinde yerine yazacağız diye. İstediğini de yaz ya. X 3 bulduk ya. Getir yaz ya. Bak birinci de yerine yazıyorum. 3 artı y eşittir 5 ise y eşittir 2 gelir. Tamam. Bir de gel şuradaki alttaki denklemde yerine yazalım. 3'ü yerine yazıyoruz. 3 çarpı 3 eksi y eşittir 7. 3 kere 3 9. 9'dan neyi çıkarırsan 7 olur. 2'yi. Hemen bakın her iki taraftan da doğru yanıtı bulabilme imkanınız var. Üçüncü sorumuzdayız. 5x artı y eşittir 14 ve 3x artı y eşittir 10. Şimdi az önce toplamıştık ya. Gel şimdi bir de çıkaralım. Yani üstteki denklemden alttaki denklemi çıkarırsak yine y'ler gider ve 5x'ten 3x'i çıkar 2x. 14'ten 10'u çıkar eşittir 4. Demek ki x kaçmış arkadaşlar? 2x 4 ise x 2'dir. Demiş ki bize x y ikilisini bul. Bu ne demek? Kafa karıştırmasın. Çoğunuz, bakın iddia ediyorum, çoğunuz sadece şu parantez içerisindeki şu ikiliyi gördüğünüzde bile soruyu aman Allah'ım ben bunu yapamam diye boş bırakıyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Allah'ınızı seveyim yapmayın yani. Bakın x virgül y ikilisini bulunuz demiş. X'i buldun zaten sorunun yarısı bitti. Y'yi de bulacaksın, birleştireceksin bunları. X'i bulduk. Bak sorunun cevabı da buymuş. 2 burada. İstediğinde yerine yaz yine. Hangisine yazalım? Üsttekinde yerine yazalım mesela. X'i bulduk ya 2 diye. 5 çarpı 2 artı y eşittir 14. Şurası kaç? 10. At karşıya. Y eşittir 14 eksi 10'dan. Doğru cevap ne olacak? 4 olacak. Böylelikle şu ikisini bir araya getirirsen y'yi de 4 bulduk ya. Şu ikisini. 2,4 senin cevabın olacak. Tamam. Bir alta iniyoruz. 1 bölü x eksi 1 bölü y ve 1 bölü x artı 1 bölü y. Eminim ki bunu da çoğunuz boş bırakıyorsunuz ama lütfen yapmayın. Bu arada bazı öğrencilerden yorum alabilirim. Hocam bu sorular çok basit değil mi? Neden böyle şeyler çözüyoruz diye. Arkadaşlar konu basit zaten. Hani tamam bu sorunun da bu konunun da çok güzel soruları, çok kaliteli soruları var ama konu anlatımı olduğu için
daha böyle orta düzey, alt düzey ve biraz daha orta düzeyin üstü olacak. Çok zor sorular olmayacak konu anlatımı olduğu için. Bu yüzden bundan sonra yani videolardan sonra gelen zor soru bölümlerinde incelemenizi tavsiye ederim. Buna göre de bir PDF çalışması ve soru çözüm çalışması yapacağız. Bir video çalışması yapacağız yani. Şimdi bu tarz soruları bazı arkadaşlarımız hatta çoğu arkadaşımız boş bırakıyor dedik. Ya da inanılmaz derecede uğraşarak çözmeye çalışıyor. Bakın gene gerek yok. Burada bir ne var? Eksi 1 bölü y var. Burada da artı 1 bölü y var değil mi? Gel o zaman topla ki bunlar birbirini götürsünler. Yani şunlar gitsin. 1 bölü x ile 1 bölü x'in toplamı 2 bölü x. Tamam. Eşittir. 3 ile 4'ün toplamı da 7. Şimdi bak bitiyor daha. Burada içler dışlar çarpımı yapabilirsin. Ya da direkt x ile 7'nin yerini değiştirebilirsin. Yani 2 bölü 7 eşittir x'tir diyebilirsin. Demek ki x'imiz kaçmış? 2 bölü 7. Ama bizden ne isteniyor? Bak ona da dikkat. Şıklarda vardır 2 bölü 7. Direkt işaretleme. Bizden 7x isteniyor. Dolayısıyla 7 çarpı bulduğumuz x'i yerine yazalım. 2 bölü 7. Ve buradan ne gelir? 7'ler götürürse birbirini. Doğru cevap direkt olarak 2 diye çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi 5. sorumuzdayız. 2010 YGS'de çıkmış bir soru. Devam edelim. X küp eksi 2y eşittir 7 imiş ve x üzeri 4 eksi 2xy eşittir 21'miş. Şimdi x'i soruyor bize. X'in 3 olduğunu yazdık buraya. Peki bunu nasıl bulacağız? Deneyerek falan bulamaz. Tamam. Yani deneyerek bulsaydın zaten alim olurdun. Değil mi? Şimdi x küp eksi 2y ve x üzeri 4 eksi 2xy var ya tamam şunlar birinci dereceden eyvallah güzel duruyor ama şu x küp ve x üzeri 4 senin kafanı karıştırıyor. Dolayısıyla gel şunu x ile çarpalım. Çarpalım bak ne gelecek? X çarpı x küp x üzeri 4 eksi 2xy eşittir ne gelir? 7x gelecektir değil mi? Şimdi ne yapacağız hocam? Gel üsttekinden alttakini çıkaralım. Yani üstteki şu, alttaki bu. Bunları çıkaralım. X üzeri 4'ten x üzeri 4'ü çıkar. Bak bunlar gitti. Artık ne kaldı? Elinde sadece birinci dereceden ifadeler kaldı. Hatta ve hatta bakın bunların ikisi de aynı değil mi? Birbiriyle aynı olan iki sayıyı çıkarırsak sıfır kalacak elimizde. Bu taraf sıfır oldu. Burada ne kaldı? 21 eksi 7x. At eksi 7x de diğer tarafa. 7x eşittir 21. X ne gelir arkadaşlar? 7'nin neyle çarparsam 21 olur? 3 ile çarparsak demek ki x 3'müş. Bakın bu kadar kolay bir soru ve 2010 YGS'de çıkmış bir soru. 6. ve son sorumuzdayız. Bu konuyla alakalı. Okul kantininden Burak bir tost ve bir ayran alıp 5 lira, Kadir iki tost ve bir ayran alıp 8 lira ödemiştir. Tostu T ile ayranı da A ile gösterirsen T ile A arasındaki bağıntıyı bul demiş bize. Şimdi doğru cevap şurada bir dursun. Şöyle diyeceğiz. Tosta ne demiş? T demiş. Ayranına da A demiş. Burak denilen eleman ne almış? Bir tane tost, yani bir tane T almış. Bir tane de ayran almış. A diyelim ona da. Ve buna ne kadar para ödemiş? 5 lira para ödemiş. Kadir de iki tane tost almış. Yani iki tane T almış. Bir tane de ayran almış. Ve buna ne kadar ödemiş? 8 lira ödemiş, değil mi? Bakın bir denklem haline getirdik. Ve sizler ricam alttakinden üsttekini çıkaralım. 2T'den T'yi çıkar. T. A'dan A'yı çıkar. 0. 8'den 5'i çıkar. 3. Demek ki tost ne kadarmış? Tost 3 liraymış. Tamam. Bunu bulduk. Bağıntıyı buldunuz demiş ya. Şimdi T'yi bulduk biz. Peki A'yı nasıl bulacağız? Zaten bağıntılardan bir tanesi bu. Diğeri bu. Biz T'yi ve A'yı da bulalım ki soru tam olsun. Tostun 3 lira olduğunu bulduk. Şurada yerine yazalım bakın. 3 artı A eşittir 5 ise demek ki ayran ne kadarmış? 2 liraymış. Tamam. Yani aradaki bağıntıyı buldunuz dediği zaman ister bunu kullan, ister bunu kullan, ister farklı bir bağıntı da bulabilirsin. Yani şurada kendimiz bile üretebiliriz. Hani tostun 3 lira, ayranın 2 lira olduğunu biliyoruz ya. Şöyle bile diyebilirim mesela 2T eşittir 3 tane A. Yani 2 tane tost 3 tane ayran yerine geçer. Aynı fiyata satılabilir diyebilirsin. Evet. 5. sayfamız da bitti. Bir sonraki videolarda görüşeceğiz artık. Dediğimiz gibi bu bir seri. Tüm matematiği anlatacağız. Bu daha ilk videoydu ve tüm matematiği anlatacağız. Mat 1'i ve mat 2'yi. Eğer zamanım kalırsa da hani başarabilirsek bir geometri videosu bile, bir serisi bile başlatabiliriz. Dediğim gibi bu sizin için yararlı olacak arkadaşlar. Ve bu yararlı çalışmayı lütfen rica ediyorum. Çevrenizdeki matematik öğrenmek isteyen, matematiğe ekstradan çalışmak isteyen ya da herhangi bir dershaneye, herhangi bir kuruma, herhangi bir koleje
gidemeyen arkadaşlarımız varsa ve gerçekten çalışmak istiyorlarsa lütfen onlara da bu meseleyi, bu yaptığımız güzel olayı paylaşın ki hepimize faydalı olsun. Sizler bana iyi dönütler verdikçe ben daha fazla çalışmak isteyeceğim tabii ki. Ve tüm matematiği Allah'ın izniyle bu sene içerisinde, hatta önümüzdeki 2-3 ay içerisinde tüm matematiği bitireceğiz. Bu konuyla alakalı arkadaşlarınıza da söylerseniz, arkadaşlarınıza da duyurursanız güzel bir çalışma olacak arkadaşlar. Kitap önerilerim olacak. Kitap tanıtımlarım olacak. Bunlara da mutlaka katılım sağlayın arkadaşlar. Benden bir isteğiniz arzunuz olursa aşağıda yorum kısmına belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.